Evet. Herkese merhabalar. İlklerin kanalı Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Tarih 23 Mayıs 2020. YouTube'un ilk orijinal Rize simidi tarifi çektim. Peki neden simitleri böyle ip edizim? Rize'de simitler böyle ip edizilir. Marketlerin önüne asılır. Almak isteyenler buradan kırıp koparıp alırlar. Aynı zamanda sokak simitçileri bu şekilde ip edizerek sokakta simit satarlar. Ben Rize'de 15 yaşındayken bu şekilde simit sattım. Aynı zamanda simit işlemeyi ilk öğrendiğim simit türü Rize simididir. Ben bununla simit işlemeyi öğrendim. Sözü daha fazla uzatmadan herkesin bayramını tebrik ediyor. Videoya başlıyorum. İlk önce simitleri haşlamakta kullanacak olduğum suyu ocağın üstüne alıp kaynamaya bırakıyorum. Rize simidinin hamuru için 500 gram ekmeklik buğday unu, bulamazsanız pastalık böreklik unu da kullanabilirsiniz. 250 ml musluktan su, 10 gram tuz ve 5 gram kuru maya. Kuru mayayı 15 dakika önce ılık suyla açtım, aktif oldu. Şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma kabıma suyu, unu, tuzu ve mayayı alıyorum. Hamurun kıvamı baklava hamuru kıvamında olacak. Sert bir hamur. Tabi aşırı sert de bir hamur değil de baklava hamuru kıvamında bir hamur olacak. Çok yoğrulması gerekmiyor. Yalnız içerisinde pıhtı un kalmaması gerekiyor. İyice karışması gerekiyor. Ardından bu steşe sarıyorum. Bu şekilde hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum 10 dakika dinlendi. Normalde biz bu simidi kopararak bu şekilde, tabi hamur biraz büyük olacak, bu tarafa koparınca hepsi gelmeyecek, koparıp işleriz. Rize simidinin gramajı 50 gramdır. 50 gramdan tartı yapabilirsiniz tatmak isterseniz de. Evet, tartıya ihtiyaç duymazsanız da şöyle küçük, şöyle bir şu büyüklükte hamurlardan yaparsınız. Ben tartıyla böldüm şimdilik. 15 adet çıktı. 50 gramdan yaparsanız 15 adet Rize simidi elde etmiş olursunuz. Yarım kilogram undan. Şimdi gelelim işlemesine. Her simitteki gibi iki uçları kalın olacak. Kullanmış olduğum tezgah yerinde durmadığı için pek rahat çalışamıyorum ama iyi kötü yine de bağlıyorum simitlerimi. Şu şekilde göstereyim simitlerimi. Bu şekilde oluyor. Simitleri işledikten sonra tezgahımın üstüne bu şekilde simit şekli alacak şekilde diziyorum. Tahta, ahşap bir şeyin üstüne dizerseniz iyi olur. Simitlerimin hepsini tezgahımın üstüne dizdikten sonra üstüne bir naylon atıyorum. Bez de atabilirsiniz. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Önceden ocağın üstüne koymuş olduğum suyum kaynamaya başladı. Şimdi simitleri suya atacağım, haşlayacağım. Ardından sudan çıkarıp pekmeze atacağım. Ardından tavaya dizeceğim ve pişecek. Şimdi asıl püf noktalara şimdi geliyoruz. Bu simit ne kadar zaman dinlenmesi gerekiyor şekillendirdikten sonra? Şu an 10 dakikadır dinleniyor. Denemek için bir adet simit hamurunu atacağım şimdi suyun içerisine. Eğer yukarıya geç çıkarsa, yüzeye önce alta çökecek, yüzeye geç çıkarsa henüz mayalanmaya ihtiyacı var demektir. Erken çıkarsa tamamdır. Çok erken çıkarsa da mayası geçmiştir demektir. Çok mayalanmış demektir. Bunun kararı budur. Şimdi bir tane atıyorum denemedik. Bakalım yüzeye geç mi çıkacak, erken mi, ona göre müdahale etmek gerekir yapışırsa eğer. Tamam, yapışmasına müdahale ettim. Bakalım geç çıkarsa dinlendirmeye bırakacağım. Şöyle bir 15 saniyede falan çıkarsa iyidir.
Evet, yüzeye çıktı. İdeal. Mayası iyi. Şimdi buradan pekmezin içerisine atıyorum. Ben pekmez bulamadım. Şeker yaktım bu arada. Pekmez, elinizde hazır pekmez varsa hazır pekmez kullanabilirsiniz. Pekmezin içerisine yarı yarıya su koyarsınız. O şekilde yaparsınız. Ardından böyle tepsimi arıyorum. Simitlerimin tamamını tepsiye aldım. İki tepsi çıktı bu şekilde. Bu tepsiyi sobada kuzinede pişireceğim. Bu tepsiyi de davul fırında pişireceğim. Bakalım aradaki fark nasıl olur. Normalde Rize simidi ateşli fırında pişmesi gerekiyor. Lahmacun fırını gibi fırınlarda pişmesi gerekiyor. Ev standartlarına göre fırınınızın en yüksek derecesine çıkarın. Fansız bir şekilde pişirin. Simitlerim pişti. Şu anda sıcak. Şöyle yakından göstereyim. Bildiğiniz Rize simidi. Şu siyah yananlar simitten akan şekerler. Dilerseniz şekere bandırdıktan sonra, yani pekmeze bandırdıktan sonra bir tahta, ahşap bir şeyin üzerinde biraz dinlendirip pekmezinin fazla süzülmesini bekleyin. Ardından pişirin. Bu şekilde olmasın. Bildiğiniz Rize simidi. Gibi değil, Rize simidi. Rize simidinin kendisi yani. Siz de bu şekilde yapıp evinizde kendi Rize simidinizi üretip afiyetle yiyebilirsiniz. Simit. 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 Aksın. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.